Merhaba, bu belgeselde Türkiye'de yaşanan çete savaşları ve suç dünyasının derinliklerinde yer alan Sırp mafyasının etkileyici hikayesini ele alacağız. Skalcari ve Kavaç klanları arasındaki ölümcül savaş, Daltonlar grubunun Sırp mafya lideri cinayetiyle olan bağlantısı ve Barış Boyun ile Binali Camgöz'ün hayatta kalma mücadelesiyle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz aylarda öldürülen Skalcari grubu liderinin olayından sonra, Dalton Yoldaş Kod adlı Daltonlar suç örgütü mensubu Emircan Yılmaz'ın ölümü tekrar aynı soruyu akıllara getirdi. Skalcari ve Kavaç çetelerinin savaşından sonra, Sırp kokain kaçakçısı Bocanic'in Sarıyer'deki villasında yakalanması ve bahçesinde ceset araması yapılmasının arka planı, Karadağ'ın Kotor kentinde 2014'te başlayan mafya hesaplaşmasına gidiyor. Adlarını Kotor'un iki semtinden alan, Bocanic'in de içinde bulunduğu Kavaç ve Eylül'de İstanbul'da öldürülen Lukotic'in lideri olduğu Skalcari çeteleri, 2014 yılında büyük bir çatışmaya girişti. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde 40'ın üzerinde kişinin öldürüldüğü çatışmaların bir ayağı da İstanbul'da sürüyor. Hikayemiz, geçtiğimiz aylarda öldürülen Skalcari grubu liderinin olayından sonra başlıyor. Bu olay, Daltonlar suç örgütü mensubu Emircan Yılmaz'ın ölümüyle tekrar gündeme gelmişti. Skalcari ve Kavaç çetelerinin savaşından sonra, Sırp kokain kaçakçısı Bocanic'in Sarıyer'deki villasında yakalanması ve bahçesinde yapılan ceset aramasının arka planı, Karadağ'ın Kotor kentinde 2014'te başlayan mafya hesaplaşmasına uzanıyor. Bu olayların temel kaynağı, 8 yıl önce İspanya'nın Valencia limanında kaybolan yüklü miktarda kokaindir. Kaybolan kokainden sorun tutularak 2015 yılında başkent Belgrad'da öldürülen Skalcari üyesi Goran Radovan ile başlayan seri cinayetler hala devam etmektedir. Zeliko Bonanić, Karadağ'ın Kotor şehrinde kruz gemilerine gıda ürünleri servis eden bir şirket olan Balunt'u kurdu. Bonanić, zamanla Kotor'a kruz gemilerinin gelişini organize etmeye başladı. Bonanić, Kavaç çetesine mensuptu ve liderleri Darko Saric ile birlikte Güney Amerika ülkelerinden gelen kokaini Kotor üzerinden Avrupa'ya sokma organizasyonu yapmaktaydı. Bonanić, geçmişte bir saldırıda yaralanmış ve iş ortağı olan Dudik Frick bu olayda hayatını kaybetmiştir. 2011 yılında, MSC Opera, adlı bir kruz gemisiyle, 21 milyon dolar değerindeki kokainin Karadağ girişini organize etmiştir. 2014 yılında Bocanic'in Brezilyalı, Slovenyalı ve Avusturyalı uyuşturucu kaçakçılarıyla Hırvatistan'da bir toplantı yaptığı tespit edilmiştir. Bu toplantıda teknelerle Avrupa'ya kokain sevkiyatı planlanmıştır. 2014'te ise Kotor'un semtlerinden adını alan Skalcari ve Kavaç çeteleri arasındaki gerilim tam anlamıyla bir mafya iç savaşına dönüşmüştür. İki grup arasında başlayan çatışmalar sonucunda toplamda 40'ın üzerinde kişi hayatını kaybetmiştir. Kavaç lideri Saric, 2014 yılında Sırbistan ve Karadağ'ın ortak operasyonuyla tutuklanmıştır. Ancak Skalcari liderleri Jovica Vukotic ve ortağı Igor Dedovic o dönem izlerini kaybettirmiştir. Europol'ün Sky ECC adlı haberleşme platformuna sızması, Sırbistan ve Karadağ'daki Balkan klanlarına büyük bir darbe vurdu. Mafya üyeleri bu programa o kadar güveniyordu ki, kurbanların fotoğraflarını paylaşıyor, cinayetler ve kaçakçılıkla ilgili ayrıntıları tartışıyorlardı. Sky ECC, mafyanın polis teşkilatındaki bağlantılarını da ifşa etti. Karadağ'da ekonomik suçlarla ilgilenen daire başkanı Dalibor Medojevic, Skalcari çetesine Sky üzerinden bilgi veriyordu. Başka bir polis olan Darko Lalovic ise rakip Kavaç çetesine bilgi sızdırıyordu. Karadağ merkezli suç örgütü lideri Vukotic, Avrupa'daki kokain ticaretinin önemli aktörlerinden biriydi. Rakibi ise, yıllarca birlikte kokain ticareti yaptıktan sonra büyük bir çatışmaya girdiği Kavaç çetesiydi. Bu 8 yıl süren savaşta Avrupa'nın 7 ülkesinde yaklaşık 50 cinayet işlendi. Araçlara bombalar yerleştirildi, keskin nişancılar hedeflerini öldürdü, paralı askerler çetelerin tetikçileri olarak cinayetler işledi. İşkenceyle öldürülen çete üyelerinin cesetleri asit ile yok edildi. Vukotic, 2018 yılında Antalya'da sahte kimlikle yakalanarak Sırbistan'a sınır dışı edildi. Daha sonra Karadağ iade edildi ve 15 ay sonra cezaevinden firar etti. Firarından sonra kayıplara karıştı. Ancak 8 Eylül 2022 tarihinde saat 19.55'te İstanbul'un Mecidiyeköy semtindeki viyadükte, trafiğe takılan beyaz bir Opel marka otomobilin yanında üzerinde iki kişi olan bir motosiklet durdu. Arkadaki siyah kasklı kişi ateş açarak Vukotic'i öldürdü. Şoförü Emre Karaağaç yaralandı. Aracın arka koltuğunda ise 7 aylık hamile sevgilisi ve küçük çocuğu vardı. Tetikçiler motosikletle hızla uzaklaştı. Bu sırada şoför Emre Karaağaç, kendi cep telefonundaki WhatsApp ve signal programlarındaki yazışmaları silip, iki cep telefonunu kırarak uzak bir köşeye attı ve otomobilin plakalarını söktü. Avrupa'nın en kanlı mafya savaşlarından biri olan Skalcari çetesinin lideri Vovan Lukotic öldürülmüştü.
İddianameye göre, polis Vukotic'in aracının Ataköy'deki lüks rezidansından çıkışından itibaren İzmir plakalı bir araç tarafından takip edildiğini tespit etti. Bu araçta, İzmir merkezli Binali Camgöz çetesi üyesi Furkan Yeşil ve sevgilisi Elanur Tuna bulunuyordu. Kamera ve otel kayıtlarının incelenmesi sonucunda Vukotic'in 4 aydır takip edildiği belirlendi. Plaka tanıma sistemi kayıtları, 35 plakalı aracın Vukotic'in otomobilini uzun süredir adım adım izlediğini ortaya koydu. Vukotic bir gişeden veya plaka tanıma sistemi olan bir yerden geçtikten birkaç dakika sonra takip eden araç görünüyordu. Bu nedenle beyaz Opel detaylı bir şekilde arandı ve aracın altında iki, bagajında ise bir GPS takip cihazı bulundu. Polis, otel kayıtlarını incelediğinde Furkan Yeşil ve Elanur Tuna'nın 16 Ağustos tarihinden beri İstanbul'daki çeşitli otellerde kaldıklarını belirledi. 23 Ağustos 2022 sabahı saat 04:00 Tekküçükçekmece'deki bir otelden çıkıp Vukotic'in şoförünün oturduğu sokağa gittikleri kamera kayıtlarından belirlendi. Bu sırada beyaz Opel'e GPS takip cihazları yerleştirilmişti. Ancak GPS cihazını aracın bagajına koymaları mümkün olmadı. Polis, şoför Emre Karaağaç'tan şüpheleniyor. Telefon iletişim kayıtlarının incelenmesi sonucunda Emre Karaağaç'ın Elanur Tuna ile bir kez görüştüğü belirlendi. İkisinin telefonları aynı bazdan yüzlerce kez sinyal vermişti. Ayrıca Emre Karaağaç'ın suikasttan hemen sonra cep telefonlarını kırıp atması, araç plakalarını gizlemesi ve telefonundaki mesaj uygulamalarını silmesi şüpheleri artırdı ve polis, tetikçilerin İstanbul Beyoğlu merkezli Barış Boyun çetesinin iki üyesi olduğunu tespit etti. Emircan Sümer ve Yakup Soğan. Kamera kayıtlarından adım adım cinayet yerine gelmeleri belirlendi. Emircan Sümer yakalandı, ancak Yakup Soğan izini kaybettirdi. Barış Boyun ise İtalya'da yakalandı, ancak Türkiye'de siyasi baskı gördüğünü iddia ederek ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın 10. gününde, 18 Eylül 2022'de Organize Şube Müdürlüğü'nün mail adresine çok önemli bir ihbar geldi, ihbarda. Bu işi Kavaç Suç Örgütü yaptı. Kırmızı bültenle aranan Zivkoviç, İstanbul'da saklanıyor. Bunu saklayanlardan bir tanesi Murat Polat, bir tanesi Ayşe Sipahi, diğeri de Asiye Yüksel. Zivkoviç'e barınma, araç ve telefon hattı temin ediyorlar. Bunlar İzmir'de mafya grubu olan Binali Camgöz ile bu işi organize ettiler, diye yazıyordu. Haberde Vukotic'in öldürülmesinden sorumlu olan Kavaç çetesinin liderlerinin İstanbul'da saklandığı belirtiliyor. İhbarda adı geçen kişiler ise Murat Polat, Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel'dir. Murat Polat bir şirketin sahibi ve demirsaç ticaretiyle müteahhitlik yapıyordu. Asiye Yüksel ise holdingin yönetim kurulunda yer alıyordu. Ayşe Sipahi ise bu holdingin çalışanıydı. Bu kişiler, Vukotic'i sakladıkları iddia edilen kişilerdi. Gözaltına alınan bu kişilerle birlikte sarı lakaplı Radoje Zivkoviç, yardımcısı Milan Vujotic ve korumalarından pitbull lakaplı Zdravko Perinović Polonezköy'deki bir otelde yakalandı. Radoje Zivkoviç, Kavaç çetesinin ikinci sıradaki ismiydi ve ele geçirilen cep telefonunda cinayetle ilgili deliller bulunuyordu. Radoje Zivkoviç'in 22 Ağustos 2022 tarihinde GPS takip cihazlarını satın aldığı internet sitelerinin ekran görüntüleri ele geçirildi. Ertesi gün ise Binali Camgöz çetesi üyeleri Furkan Yeşil ve Elanur Tuna, bu cihazları Vukotic'in aracına yerleştirmişti. Sarı lakaplı Zivkoviç, GPS uydu cihazından Vukotic'in aracının takibini yapabiliyor ve aracın hız bilgisine dahi erişebiliyordu. Cinayet gününe kadar Vukotic'in aracının ilerleyişini cep telefonundaki GPS takip cihazından izliyordu. Cinayet mahalline sadece birkaç kilometre kala telefonunda bu görüntüyü çektiği tespit edildi. İddianamede bahsedilen bir tanık, cinayetten sonra bir kişinin cep telefonuyla Vukotic'in son anlarını kaydettiğini belirtti. Bu kişinin görüntüleri katillere gönderdiği şüphesi bulunuyor, ancak henüz kimliği tespit edilemedi. Kavaç çetesinin ikinci numaralı ismi olan sarı lakaplı Radoje Zivkoviç'in telefonunda Vukotic'in öldürüldüğü aracın önceden çekilmiş fotoğrafları bulundu. Bir AVM otoparkında ve sokakta park halindeki aracın fotoğrafları çekilmişti. Cinayetten saatler önce 8 Eylül 2022 saat 01:26'da Furkan isimli bir kişi, Radoje Zivkoviç'e bu otomobilin park halindeyken çekilmiş fotoğrafını göndermişti. Bu fotoğraf da Radoje Zivkoviç'in telefonunda bulundu. Ayrıca Vukotic'in kullandığı otomobilin fotoğrafları, ona Türkiye'deki işlerinde yardımcı olan Aysel Yüksel'in cep telefonunda da bulundu. Bu fotoğraflar ise 27 Haziran 2022 tarihinde kaydedilmişti. Bu süreçte Türk polisi, Karadağ güvenlik güçleriyle bilgi paylaşmaktaydı.
Kavaç çetesiyle işbirliği yapan Binali Camgöz, İzmir'deki FETÖ borsası iftiracısı Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi nedeniyle kırmızı bülten ile aranırken Karadağ'da yakalanmıştı. Vukotiç suikastından 3 ay önce, 6 Temmuz 2022'de cezaevine girmişti. Karadağ güvenlik güçleri, Binali Camgöz'ün cezaevinde Kavaç çetesi mensuplarıyla aynı koğuşta kaldığını bildirdi. Bu baskında 2 cep telefonu ele geçirildi. Bu durum, Binali Camgöz'ün cezaevinden cinayet planına katıldığını ve talimatlar verdiğini göstermektedir. Vukotiç cinayeti için Kavaç çetesinden 1.5 milyon euro aldığı iddia ediliyor. Vukotiç cinayetiyle ilgili 91 sayfalık iddianamede, 16 sanığa kasten öldürme suçundan hapis cezası talep edilmektedir. Ayrıca örgüt yöneticiliği, örgüte üyelik ve örgüte yardım suçlamaları ile ilgili ceza talepleri bulunmaktadır. Cinayetten sadece 8 gün sonra, çete savaşına katıldıkları tespit edilen suç örgütü üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından peş peşe düzenlenen seri operasyonlarla yakalandı. Cinayette azmettirici konumunda olan RZ ve yardımcısı ZP adlı Kavaç üyeleri, 2 yabancı tetikçi SS ile birlikte diğer 9 zanlı tutuklandı. Ayrıca Vukotiç'in kullandığı şifreli telefonun mesaj trafiği de çözüldü. Çözülen mesajlarda, Vukotiç'in öldürülmeden günler önce bir haberleşme uygulaması aracılığıyla, Emil Tuzoviç adlı bir kişiye talimat gönderdiği belirlendi. Ocak-Rubat dönemi iletişim dökümlerini içeren telefon kayıtlarında, Vukotiç'in emirlerini içeren kanıtlar bulunmaktadır. Vukotiç'in telefonunda, Skaljari çetesinin lideri olduğu düşünülen ve hasım oldukları anlaşılan Radojez Vicer ve Slobodan Kasçalan adlı iki kişinin infaz emrinin verildiği belirlendi. Bu cinayet için Vukotiç'in 4 milyon euroyu gözden çıkardığı anlaşılırken, mesaj trafiğinde, Kavaç çetesindeki liderlerden birinin ortadan kaldırılması halinde ödülün yarıya düşeceği ve kişi başına 2 milyon euro ödül verileceği belirtilmiştir. Videomuzun buradan sonrasında sadece bu kanalda özel bulacağınız detaylar ile Sırp mafyasının Türkiye'de neler yaptığını izleyeceksiniz. Buradan sonrasında Sırp Soruşturma Kuruluşu Krik'in bildirdiğine göre, Perşembe günü kimliği belirsiz bir saldırgan, Karadağ'ın yıllardır birbiriyle savaşan en şiddetli iki suç çetesinden birinin liderini öldürmüştü. Bu işi Türkiye'de hırsızlık ve uyuşturucu alanında faaliyet gösteren Daltonlar isimli grup ve Camgözler grubunun işbirliğiyle yapacaklardı.